Şimdi bu bölümde Sayın Hüda Kaya ve genetik ve sinir bilim uzmanı Çağan Kızıl Hoca ile birlikte olacağız. Önemli konular tartışacağız, hem salgından hem güncel siyasetten. Ama bu konulara geçmeden önce bir özel haberimiz daha var. Aleyna Çakır dosyası ile ilgili Ümitcan Uygun'dan bir şüpheli hareket daha. Bu başlıkla veriyoruz haberi. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen 23 yaşındaki Sema Esen'in katil zanlısı Ümitcan Uygun'un birden çok telefon kullandığı ortaya çıktı. Emniyet ve savcılıktaki farklı zamanlardaki ifadelerden de başka GSM numaraları verdiği anlaşıldı. Bu telefonlardan biri kendi adına kayıtlı, diğer ikisi ise şüpheli şekilde ölen ve üstü kapatılan annesi Gülay Uygun adına kayıtlıydı. Ümitcan Uygun, hem 9 Eylül 2020 tarihindeki şiddet hem de 3 Haziran'daki şüpheli ölüm dosyasına giren ifadelerinde sonu 93 ile biten kendi adına kayıtlı numarayı verdi. Oysa bu telefonlar her iki olayda da kapalıydı. Uygun'un Çakır'a şiddet olayında 96, şüpheli ölüm olayındaysa 41 ile biten annesi Gülay Uygun üzerine kayıtlı hatları kullandığı HTS kayıtlarına yansıdı. Dikkat çekici ayrıntılardan biri de Ümitcan Uygun'un kullandığı annesi adına kayıtlı telefonlardan birini aynı zamanda abisinin de kullanmasıydı. Bu durum Erol Uygun'un Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin verdiği bilgi tutanağına yansıdı. Ümitcan Uygun neden 3 telefon kullanma ihtiyacı duydu? Her iki olaya ilişkin ifadede de neden kapalı olan telefonunu verdi? Neden telefonlardan birini abisi de kullanıyordu? Bu sorular hem olayı örtbas etme çabasını hem de organize bir fiili akla getiriyor. AKP'nin yarattığı gündemden arta kalan zamanlarda ya kadın cinayetlerini ya kadın tecavüzleri ve çocuk istismarlarını konuşuyoruz. Bu da aslında Türkiye'nin yozlaşmanın hangi yamacında, o uçurumun o konuda da ne kadar kıyısında olduğunu gösteriyor. Geçen haftanın çok sıkıntılı gelişmelerinden biri. Daha doğrusu seyrederken utandığımız gelişmelerden birini yaşadık ve şunu sorduk: yani bu toplum nasıl buraya geldi? Bunda aslında AKP ve MHP iktidarının katkısı nedir? Çünkü Hasan Tunçlar isimli bir baba bir TikTok videosu çekti ve kızına kamuoyunun gözleri önünde istismarda bulundu ve onu, kızını pazarlamaya yönelik ifadeler kullandı. Gerçekten çok acı çektiğimiz, öfkelendiğimiz bir videoydu. İşte öncesinde seyrettirdik Aleyna Çakır dosyasını. Bunu soracağız ve her ne hikmetse bu kişiler, bu şahıslar ya MHP bayrağının önünde ya AKP'li vekillerle fotoğraf kareleri içerisinde bulunuyorlar ya da MHP'ye ait o sembolleri kullanıyorlar. Bir de bunları dile getirince size çok kızıyorlar. Politikaya alet etmeyin bu istismarları ifadelerini kullanıyorlar. Şimdi sayın vekilimle görüşeceğim. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile. Bunları konuşacağız çünkü kendisinin çok somut, çok net bir çıkışı vardı. Ama öncesinde tabii güncel gelişmelerle ilgili kendisinden de bilgi aktarımı alacağız. İyi akşamlar dilerim Sayın Vekil. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Şimdi önce tabii son gelişmelerle ilgili içinde sizin de olduğunuz ve terörize edildiğiniz dosyayla ilgili bir bilgi istiyorum. HDP'nin kapatılmasına ilişkin dosyayla bir de Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun durumuna ilişkin bir değerlendirme istiyorum. Bunu da unutmadan sorayım. Sizin muhalefetten beklentiniz bu minvalde nedir? Bu soru önem taşıyor. Sırayla gidelim mi? Tamam. Yani bunu söylememin sebebi, inanın, saatlerdir üst üste yayınların birinden çıkıp birine, toplantının birinden çıkıp birine girdim.
En son en geç vakitte artık çok yorgun bir vaziyette size katılmış oldum. Önce HDP'nin kapatılması noktası üzerinde hemen birkaç cümle etmem gerekirse. biliyorsunuz dünden bu yana 687 yanlış doğru evet, 687 kişinin ben de dahil olmak üzere insanımızın siyasi yasaklı olması talebiyle yaptıklarımızın, ettiklerimizin, konuşmalarımızın partinin kapatılmasına sebep edilerek hepsine de yer verilerek bir kapatılma iddianamesi ortaya çıkardılar. Şimdi herkes kendisiyle ilgili tabii ki bu yoğunluklar içerisinde inanılmaz bir yoğunluk ve yani aktive gündemler içerisindeyiz. Herkes tabii kendisiyle ilgili orada isimleri olan arkadaşlarımız bölümlere bakmaya çalışıyorlar, yetişmeye çalışıyorlar. Ben daha yeni biraz önce bir başka bağlantıdayken biraz önce kendimle ilgili bölümleri bulabildim, keşfedebildim. Daha önce de hakkımızda fezlekeler gelen bazı konular vardı. Bu fezleke konularıyla ilgili de derleme toparlama yapmışlar. Zaten hep artık torba yasalara alıştıkları için, torba fezlekelere alıştıkları için bu kapatılma iddianamesi de bir torba iddianameye dönüştürülmüş. Benim daha önce ifadesini verdiğim, hatta davamın devam ettiği, fezleke hakkında da fezlekesi gelen davalardan bir tanesi 2016 yılında Diyarbakır'da Sur'da çatışmalar yaşanırken yollarda hatırlarsınız o çok korkunç günlerde yaralılar ve ölüler günlerce yollarda, okullarda ve camilerde yardıma ihtiyaç olacak şekilde ortalıkta kaldılar. Biz Cizre'de de aynı şekildeydi. Cizre'de de ateş dursun, yaralılar çıksın, siviller çıksın, çocuklar çıksın. Yeter ki hani sivillere dokunulmasın şeklinde. Talebimiz sadece barışa çağrıydı. Şiddetin durmasına çağrıydı. Ateş dursun, bütün taraflara ateşin durdurulması ve yaralıların, ölülerin oralardan alınmasının yolunun açılması noktasında Demokratik İslam Kongresi eş sözcüsü olarak ben de ve arkadaşlarımızla beraber orada bir basın açıklaması yapmıştık. Benim konuşmamda hakkında bununla ilgili fezleke de gelmişti ve davam devam ediyor. Şimdi kapatılma iddiası olarak iddiası edilen konulardan bir tanesi olarak da buna yer verilmiş. Ne demişim orada? Orada Allah'ın isimlerinden Esselam ismi ile İslam isminin etimolojik kökenine vurgu yaparak efendim İslam, Müslüman ne demektir? Selam ne demektir? Hazreti Muhammed eğer ana dili Arapça olan bir toplumda değil de ana dili Türkçe olan Anadolu toplumunda gelmiş olsaydı bu dinin adı Arapça İslam değil, Türkçe barış. Yani tam karşılığı bu. Barış dini evet, olacak. Selam, selam. Ve bununla da ilgili Kur'an'dan barışla ilgili ayetlerle örnekler vermişim. Konuşmamın hepsi bu ve altında diyor ki terör örgütü propagandası yapmak. Bakın hakkımızda en son geçen haftanın konusuydu. Kobani fezlekeleri geldi 9 kişiye yine ben de dahil olmak üzere. Fakat şimdiye kadar gelen fezlekelerin hiçbirinde olmadığı şekilde bu 9 kişilik çete gibi anılan bizim bu 9 kişi hakkındaki fezleke tam bir torba fezleke haline dönüştürülmüş. Adı Kobani fezlekesi ama şu anda bize diğer fezlekeler gibi açıktan elimize teslim edilmeyen, çıktısı verilmeyen, avukatımızla paylaşamadığımız bu fezlekelerimizin üzerinde gizlilik kararı olan, bize teslim edilmeyen bölümleri var. Ek bölümler var ve ben geçen hafta bunu mecliste Anayasa Komisyonu'na giderek saatlerce kendi sadece benimle ilgili iki dolu klasörü saatlerce elden geçirerek
Notlar almaya çalıştım. Fotoğraf çekmek yasak. Paylaşmak, çıktısını almak yasak. Söz konusu bizim yaşamımız, söz konusu bizim özgürlüğümüz ama bununla ilgili savunma yapmak için avukatınla paylaşmak için bile siz bunu alamıyorsunuz, paylaşamıyorsunuz. Peki bu Sizin üstelik gizli kararı. iddianameniz önce yandaş basına yansıdı. Yani biz göremedik ama. Ondan da hariç o kapatılma iddianamesinde bunlar hemen paylaşıldı ama yani o gizli kararı olan bizimle bile paylaşılmayan bölümlerde sadece benim suçlandığım iddia edilen 30 suç ile karşı karşıyayım. Ne var burada? Yaralama var, basit yaralama, talan etme, yağma yapma, hırsızlık yapma, adam öldürme dahil her şey var. Adı Kobani davası fezlekesi ama tam bir torba fezleke. Neden bunu diyorum? Öyle notlar aldım ki saatlerce Berkin Elvan'ın anmalarına gitmişim. Osman Kavala'nın davasına gitmişim. Cumartesi annelerine gitmişim. Ta geçen ayki Boğaziçi direnişindeki paylaşımımıza kadar, sosyal medya paylaşımlarımıza, Kadıköy'deki mitingde oluşuma kadar, fotoğrafıma kadar her şeyi doldurmuşlar. Attığımız her adımı, söylediğimiz her sözü torba yapıp fezlekelere doldurmuşlar ve artık bunlar HDP'ye de kapatılma iddianamesi ortaya çıkarılması, Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimizin de vekilinin düşürülmesi sürecinin hızlandırılması ve 9 kişilik bu fezlekenin de acilen gündeme getirilmesi artık bazı hesapların, planın uygulanmaya Evet. başlandığını bize gösteriyor. Sayın Vekilim, şunu soracağım hemen. Aslında bu 9 kişilik tırnak içerisinde çeteden söz ettik. Fakat Ömer Bey'le sizin durumunuz çok ilginç bir noktada. Sizin bu sapık nesil ifadelerinizi de belki bunun üzerine okutabiliriz. Çünkü siz Sayın Gergerlioğlu da öyle mütedeyyin kimliğinizle biliniyorsunuz. Fakat AKP'nin elinde kullanmak istediği bir silah olarak din duruyor. Dolayısıyla size bu noktalardan çok daha kızgın olmaları onlar açısından baktığımızda anlaşılır değil mi? Çok, çok. Yani bunu önceki dönemlerde bir AKP vekili yine bize saldırdıkları bizim sıralarımıza, yani bizim hani dünkü olay gibi. Biz onların sıralarında değiliz. Onlar bizim sıralarımızda. Bu ne demektir? Haneye tecavüzdür. Bizim sıralara kadar gelip bize saldırı gerçekleştirdiler defalarca. Önceki dönemlerde, gerilimli anlarda. Orada bana direkt o saldırı sırasında söyledi. Sen var ya, sen çok tehlikelisin diye. Yani onların gerçekten çekindiği, sözümüze karşılık söz ifade edemedikleri, ne inançsal anlamda, ne işte efendim ilmi anlamda, ne siyasi, ne gerçeklikleri ortaya koyma, ifşa etme anlamında hiçbir şey söyleyecek durumda değiller. Ve en son geçen hafta da olduğu gibi her zaman ve cevap veremedikleri her şeyde kandile söyle kandile, PKK'ya söyle PKK'ya gibi sadece terörize eden, işte siz PKK'yı kınamıyorsunuz, siz şöyle yapmıyorsunuz, bilmem ne yapmıyorsunuz gibi sürekli bizi örgütle itham etmeye çalışarak olayı, gerçeği, kendi ayıplarını, kendi zulümlerini çarpıtmaya, örtmeye çalışıyorlar. Yani yıllardır AKP bunu yaptı. Kutsallarla, vatan, millet, bayrak istismarlarıyla kendilerini örttüler. Yaptıkları zulümleri, hırsızlıkları örttüler. Yanlışları kaçırdılar insanların gözünden. Eğer ortada çok ciddi sansasyon oluşturan bir gündem vardıysa, bilin ki arka planda çok daha farklı gizli kaçamaklar yapıyorlar. Çok daha farklı bir şeyler beceriyorlar. Bir işleri var onların. Millet farklı gündemlerle odaklanmışken aslında kendileri Merkez Bankası dahil olmak üzere Türkiye'nin yer altını, yer üstünü boşalttılar, tükettiler, bitirdiler. İnsanları yozlaştırdılar ve sadece yalanla, nefretle, şiddetle politika yaparak
insanların, bakın, okumayan, araştırmayan, düşünmeyen insanlarımız var doğal olarak yaşam kaygısı içerisinde. Ama eğer insanlar insan olmanın gereği olarak düşünme yetisini kullanmıyorsa, hani işlemeyen demir pas tutar misali, eğer kendilerine verilen o akıl nimeti kullanılmıyorsa, sorgulamıyorsa insanlar, okumuyorlarsa, araştırmıyorlarsa ne olacak? Kulaktan dolma, akşam yorgun argın evine geldiğinde ulusal kanallarda kendilerine ne gösteriliyorsa onu görecekler ve kendilerine tanıtıldığı gibi bir Türkiye görüyorlar. Biz havuz medyasının yansıttığı Türkiye'ye baktığımız zaman bu Türkiye neresi diyoruz? Bambaşka bir Türkiye gösteriyorlar. Böyle bir Türkiye gerçekliği yok. Sokağa çıktığınız zaman böyle bir Türkiye yok. Pazara gittiğiniz zaman böyle bir Türkiye yok. Piyasaya, esnafa gittiğiniz zaman, işsizine gittiğiniz zaman böyle bir Türkiye yok. İnsanları yozlaştırdılar. Yani siz yalanı, iftirayı politika haline getirirseniz milyonlarca insana da nefreti ve kötülüğü öğretmiş oluyorsunuz. Bakın, Türkiye'de biz AKP iktidarından önce de sistemsel sorunlardan bahsediyorduk. Şikayetler ediyorduk. İtirazlarımız vardı. Korkunç yanlışlar vardı. İktidarlar geldi geçti. Sistemsel olarak tüm iktidarlarında İnanılmaz yanlışları, zulümleri oldu, vardı. Ama AKP iktidarındaki gibi hiçbir iktidar döneminde, hiçbir zaman kötülük böylesine örgütlü ve organizeli olmamıştı. Sayın Kaya, tam da oradan sorayım. Kötülüğün örgütlü haline geldi. Kötülüğün iktidarı haline geldi. Ondan dolayı bu denli yozlaşmalar arttı. Ondan dolayı bu kadar kadın cinayetleri arttı. Ondan dolayı çocuklara tecavüz ediliyor. Ondan dolayı kız, erkek, çocuk ayrımı olmadan ne kurslara da güven kaldı, ne yurtlarda güven kaldı, ne sokağımızda güven kaldı, ne ailelerde güven kaldı. Yani artık evlatlar babalarına güvenemeyecek hale geldiler. İnsanlarda güveni yok ettiler. Bakın, güven yok oldu. İnsanlar artık gelecek hayal edemiyorlar. Geleceklerinin hayalini kuramıyorlar insanlar. Evet. İnsanlar, bakın, AKP iktidarı bu örgütlü kötülüğüyle yalanı, nefreti çoğalttığı gibi, yaydığı gibi, bir virüs gibi topluma sirayet ettirdiği gibi, güveni yozlaştırdığı gibi, vicdanları öldürdüğü gibi değerleri ve kutsalları değersizleştirdi. Bakın, insanlar değersizleştirildi. Tüm değerler değersizleştirildi. Şikayet ettiğimiz, itiraz ettiğimiz, ya şu şöyledir, bu böyledir, boş verin diye denilebilecek her şey şu anda ne kadar kıymetli oldu. Değer kalmadı ortada. Ve insanlar boşlukta. İnsanlar insan olduğunun farkında değiller şu anda. İnsanlar sadece insansı hale geldiler. Bakın, toplumumuz şu anda insansı topluma dönüştü. İnsan olabilmek için insanlığın gerektirdiği erdemlilikler vardır. O erdemliliklerin en başında aklını kullanmak vardır, adaletli olmak vardır, vicdanını öldürmemek vardır, empati yapmak vardır. Kendin gibi olmayan, kendin gibi inanmayan, düşünmeyen tüm insanlar ve tüm canlılar için, toprak, su, hava, hayvan, her şey için, içinde bulunduğumuz doğa, bizim sahip olacağımız, egemenlik kuracağımız bir doğa olarak değil, bu doğanın içerisinde bizler de diğer canlılar gibi birer varlığız. Ve hepsiyle
eşit olduğumuzu düşünerek, hegemonya kurmak için değil, hepsinin, diğerlerinin de hakkını, hukukunu, yaşamını nasıl gözetebiliriz? Nasıl hepsiyle barışık yaşayabilirim? Bu değerleri çürüttü. Değerler çürüyünce ne olur? İşte böylesine insanlıktan uzaklaşan, insansılaşan, yozlaşan bir toplum çıktı ortaya. Ve maalesef gerçekten ülkenin her bir yanı, her an tacizler, istismarlar, cinayetlerle ve insanların birbirine en sıradan şeylerle artık şiddet uygulayan bir topluma, ilkel bir topluma dönüştürdüler Türkiye'yi. Mesele bu. Evet. Ne yazık ki ben tam da buna ilişkin bir sorularım vardı ama siz o kadar güzel özetlediniz ki o sorulara gerek kalmadı. Çok da yorgunsunuz. Biliyorum gün içerisindeki mesailerinizde. Şunu sorayım, eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Ama şunu da unutmadan tabii ki muhalefetten ne bekliyorsunuz? Evet, tam da muhalefet için söyleyecektim. Çünkü gerçekten evet, AKP'nin yaptıklarını tekrar tekrar teşhis etmemize, tespit etmemize gerek yok. Herkes bunu biliyor, görüyor. AKP sahip olduğu zihniyetin, politikanın, referanslarının gereğini yapıyor. Fakat Türkiye'nin özellikle son iki gündür, özellikle sonu, evet yıllardır bu bir yakıcı ihtiyaç idi. Yıllardır bunu hep söylüyor idik ama bakın, Türkiye'de artık barış adına, özgürlük adına, adalet adına, gençlerimizin, çocuklarımızın umutla yaşayacağı bir Türkiye'nin geleceği adına, özgürlüğün, barışın, adaletin, eşitliğin, insanlığın, vicdanın kalan son kırıntılarını kaybetmek üzereyiz. Gerçekten kaybetmek üzereyiz. Geleceğimiz tükendi, umutlarımız tükendi. Halkımızın umutları tükendi. Kendini düşünen, konuşan, sorgulayan, düşünen, eğitimli, yani bilinçli tüm insanlarımız, meslek sahibi olan olmayan, artık kendisine Türkiye'de bir gelecek hayal edemiyor ve Türkiye'den başka nereye gidebilirim diye alternatifler, arayışlar içerisinde. Ülkemiz yozlaştı, toprağımız yozlaştı, havamız, ağacımız, ormanımız, insanlarımız, vicdanlarımız yozlaştırıldı. Ve tam böyle bir zamanda artık değerlerin, özgürlüklerin, barışın, umudun kırıntılarını kaybetmek üzere olduğumuz böyle bir zamanda. Türkiye için geleceğini demokraside görenler, geleceğimizi özgürlükte görenler, geleceğimizin adaletle, barışla olmasını isteyenler, kötülüğe itiraz edenler, parti, ideoloji, inanç, kimlik, hiçbir kimlik ayrımı olmaksızın, eğer AKP'nin kötülüğü böylesine örgütlü ve organizeli politikalara dönüştürmesine rağmen hala iyiliği isteyenler, geleceğimizin demokratik bir gelecek olmasını, özgürlük, adalet, barış içerisinde insanlarımızın yaşamasını isteyenler, eğer hala umutlarımızı örgütlemekten aciz isek bugün bu noktada, biz bu kalan kırıntıları da kaybetmeyi hak etmişiz demektir. Geleceğimizi kaybettik. Bakın, dünyanın gözü önünde korkunç bir otokrasi dönüşümünü, evet, tamamlamak üzere, yaşanıyor demiyorum, gerçekleşiyor demiyorum, sistem işlevini şu anda tamamlamak üzere. İş işten geçmeden, amasız, ayrımsız, hep beraber. Bu mesele HDP'nin meselesi değil. Bu mesele Kürtlerin meselesi değil. Bu mesele kötülüğe karşı iyiliği isteyen herkesin meselesi. Adaleti, hukuku, özgürlüğü, barışı, insan haklarını isteyen herkesin meselesi.
bugün amasız ve ayrımsız bir şekilde bu kötülük politikalarına karşı dayanışmakta geç kalmayalım. Umutlarımızı, kırıntılarımızı tüketmeyelim. Muhalefete sözüm bu olacak. Ağzınıza sağlık. Hem bilgiler verdiniz hem çok mühim şeyler paylaştınız. Görüşmek dileğiyle Sayın Kaya. Görüşürüz. İyi yayınlar. Köşede kalan haberlerimize bakalım, sonra Çağan Hoca'ya döneceğiz. Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu 2020 yılı raporunu açıkladı. Buna göre son 3 yılda komisyona 126.630 başvuru yapıldı. Başvuruların 13.170'i kabul edilirken 99.140'ı hakkında ret kararı verildi. Bu, her 10 başvurudan yaklaşık 9'unun reddedildiği anlamına geliyor. Komisyon, kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkarılan 12.988 kişinin kurumlarına geri dönmesini kararlaştırdı. Öğrencilikle ilişiği kesilen 5 kişi hakkında da kabul kararı verdi. Komisyonun 14.000'den fazla başvuruya yönelik incelemesi de sürüyor. Melek İpek ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında Ramazan İpek'in kendisine uyguladığı sistematik işkenceyi anlattı. Arkadaşlık yaptıkları dönemde ayrılmak istediğini, ancak Ramazan İpek'in kendisine tecavüz ettiğini, evliliği süresince defalarca Ramazan İpek'in cinsel ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını vurguladı. Kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini de aktardı. Melek İpek 8 Ocak sabahı kendisini işkence ederek öldürmek isteyen Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. İpek, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü küresel silah ihracatı ve ithalatına ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre son 5 yılda Türkiye'nin silah ithalatı bir önceki 5 yıllık döneme göre %59 oranında düştü. Bu durumun nedeni olaraksa Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alması gösterildi. Mısır son 5 yılda silah ihracatını %136 oranında arttırdı. ABD küresel silah ihracatındaki payını %37'ye yükseltti. Fransa ve Almanya'nın ihracatı artarken Rusya ve Çin'in silah satışları azaldı. Silah ithalatındaki en büyük artışsa Orta Doğu'da. Suudi Arabistan ithalatını %61 oranında arttırdı. Katar'ın ithalatındaki artışsa %361 olarak gerçekleşti. İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQ Air 2020 Dünya Hava Kirliliği raporunu yayınladı. En temiz havaya Porto Rico sahip, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan havası en kirli ülkeler. Türkiye 106 ülke arasında 46. sırada yer alıyor. Ucuz kredi bitti, satışlar düştü. Konut satışları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %32 düştü. İpotekli satışlardaki düşüş ise %67 oldu. Yeni konut satışları %34, ikinci el konut satışları ise %31 düştü. Konut kredisi borcu olanların sayısı 112 bin kişi artarak 2 milyon 601 bine yükseldi. Evet, şimdi koronaya bakacağız. O grafik yine yükseliyor. Yani Gamze Hanım'la da konuştuğumuzda önümüzde rakamlar ve grafikler de var. Tekrar Ocak ayına dönmüş gibiyiz. Aşıda umutsuzluk var. Bugünkü vefat sayısı 81. Türkiye'de artık aşı test sayısından çok konuşmuyoruz bile. Toplam vefat sayımız 30 bine ulaşmak üzere 29.777. İşler iyi gitmiyor. Türkiye için iyi gitmiyor. Çok büyük acemilikler yapılıyor. Ama dünyada da bu oranlar yükseliyor. Yani bir kısır döngüye mi girdik? Aşı acaba başarısız mı kalıyor? Ve niye bu kadar sevindiğimiz, bu kadar artık bu iş bitiyor dediğimiz bir dönemde sanki
bir kere daha başlarda bir yere niye dönmek üzereyiz? Türkiye için soracağım tabii bunu ama dünyada da durum 3 aşağı 5 yukarı böyle. İyi akşamlar Çağın Hocam. İyi akşamlar. Durum parlak görünmüyor. Yani geçen hafta daha umutlu haftalarda beraber olmak üzere diye bitirmiştik. Ama maalesef bu hafta o hafta değil. Onu söyleyelim baştan. Dünyada dediğiniz gibi artış trendi devam ediyor. 11 Ocak'ta şu ana kadar pandemide görülen günlük en fazla vaka sayısı 745 bine ulaşılmıştı ortalama. Şubat'ta, Şubat'ın 20'sinde 360 bine düşmüştü bu ve umutlanmıştık aşının da etkisiyle. Ama şu anda 500 bini aşmış durumda ve yükseliş eğrisi devam ediyor. Özellikle Avrupa'da 3. dalga tartışmaları var. Artık sayısı önemli değil gerçekten ama bir yükselişteyiz, bir yayılımdayız yine Avrupa'da. Türkiye'de benzer şekilde. Fransa bugün bir ay kapanmaya gideceğini ilan etti. İtalya aynı şekilde bölgesel kapanmalara gidecek. Almanya duruma bakacak ama Paskalya sonrasında 30 bini geçeceğini düşünüyor Robert Koch Enstitüsü vakaların. Dolayısıyla yeni bir kapanma ve tedbir ortamına girecek Avrupa. Genel olarak Avrupa'da durum böyle. Aşıda mı sorunlar yaşanıyor? Buna mı bağlı? Aşının kendisinde bir sorun yok. Hani tartışmalar devam ediyor. Belli aşıların kan pıhtısı yaptığı vesaire ama bu direkt olarak aşılarla ilgili değil. Aşıdaki sıkıntı aşının tedariği ve aşılama hızı. Yani Avrupa'da aşılama hızının olması gereken gibi olmadığı, düşük kaldığı, yavaş olduğu, bürokratik engellere takıldığı ve aşı karşıtlığını besleyecek uygulamaların olduğunu söyleyebiliriz net olarak. Avrupa Birliği içinde %12 aşılama yapıldı kişilere. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de %14. Yani Avrupa'yı eleştiriyorsak Türkiye'de de durumlar iyi değil. Yani yine biz de yüksek aşılama yapmıyoruz. Onu söyleyebiliriz. Birleşik Krallık gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde %30-45 arasında bu oran. Bazı diğer ülkelerde işte Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi çok daha yukarılarda. İsrail neredeyse herkesi aşılamış durumda, Filistin bölgesi hariç. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Aşılama tek başına daha önceki programlarda söyledik, bir sihirli değnek değil. Evet, pandemiyi bitirebilecek bir umut bize. Ama belli bir planlama kapsamında yapıldığında ve toplumsal tedbirlerle ve artış dönemlerinde kapatmayla beraber ancak işlerlik kazanacak ve bizi yardım edecek bir süreç demiştik. Aşılama sürecinin de uzun süreceğini söylemiştik. İşte dediklerimiz oluyor çünkü zaten bilim de bunu bu şekilde öngörmüştü. Şunu söyleyebiliriz yalnız, varyantlar var, elbette onların etkisi var. Elbette ekonominin belirleyiciliğinde yürüyen çalışma koşullarının devam etmesi, kapalı alanların devam etmesi vesaire, bunlar var. Hane içi yayılım hala artıyor bu nedenlerle. Bunların hepsi bir arada. Yani açılım devam ediyor birçok yerde. Avrupa'da da insanlar da sıkıldı elbette. Bunun da etkisi var. Yani tek bir nedene bağlayamıyoruz bu artışı ama bu doğal bir süreç. Bunu söyleyebiliriz net olarak. Peki şimdi bahar aylarına ilişkin kaygıları da var insanların. Çok sıkıldılar. Yani bir yandan sokakların da her şeye rağmen Türkiye'de zaten durum öyle de Avrupa'da da hareketlendiğini görüyoruz. Bu mücadelede nereye getirir hastalığı? Şunu net olarak söyleyebiliriz. Açık alanlarda maske kullanarak ve sosyal mesafe korunarak bir yaşam sürdürülebilirse bunun pandemiye etkisi, yayılma etkisi düşük. Ama kapalı alanlarda aynı şekilde böyle bir ortam yaratılırsa, toplu taşımalarda yapılan işte kongrelerde vesaire, bu artışı hızlandıracak. Yani bu çok net. Avrupa'da durum nasıl olacak bunu bilmiyoruz. İnsanlar elbette tüm dünyada olduğu gibi sokaklarda geziyorlar, çıkıyorlar. Elbette pandeminin sadece matematiksel, bilimsel anlamda bu
önlemler değil. Bir de insan yaşamı psikolojisi de var. Çok çok aslında büyük bir alanda bu. Dolayısıyla ikisini çok düzenli bir şekilde yürütmek gerekiyordu. Şunu söyleyebiliriz. En başından beri bunu söyledik. Pandemi sürecini uzatan uygulamalar uzun vadede durumu kötüleştirecek. Çünkü insanların sabrı kalmayacak. Yani bu evet, uzun soluklu bir maraton gibi dedik. Dolayısıyla belli gereken alanlarda, yani kimse kapatmak için can atmıyor gerçekten. Kimse evde kalmak için uğraşmıyor ama virüsün yayılımının çok arttığı yerlerde bir sonraki aşamaya daha düşük virüs yoğunluğuyla gelebilmek için kapatmalar kendini dayatıyor. Yani hiçbir ülke gerçekten önlemsel olarak önlemek için kapatmaya gitmedi. Kapatma kendini dayattığı için, artık daha kötüye gitmemesi için kapattı. Yarın aynı şekilde Fransa'da bu şekilde devam ediyor. Yani ne olacak? Bir süre daha bu iniş çıkışlarla beraber olacağız. Belli ki önümüzdeki birkaç ay bir çıkış dönemi, ondan sonra yine bir düşüş dönemine geçecek. Aşılamanın artmasıyla belki o düşüşten sonra artık kontrol edilebilir bir virüs yoluna ulaşacağız. Ama ulaşamazsak eğer bir artışla daha karşılaşabiliriz ki dünyada da projeksiyonlar bir sonraki kışta aşıların etkinliğinin de ne kadar süreceğini bilmediğimiz için bir yükselişi daha bekliyoruz. Yani arada belki bir düşüş olacak ama bir süre bu endemik duruma geçene kadar deniyor diyorsun. Yani artık kontrol altına alınıp bizimle normal bir yaşamda griple nasıl yaşıyorsak koronavirüste de bu şekilde yaşayacağımız duruma gelene kadar bu iniş çıkışlar devam edecek. Ve aşılamanın daha da hızlanmasını umalım. Çünkü Almanya'daki veriler şunu gösteriyor. Aşılanan gruplarda az bile olmasına rağmen %45'e yakın azalış var vakalarda. İngiltere'de bu vakalarda %92, ağır hastalıklarda ve ölümlerde de %80'e çıkıyor. Yani aşılama etkili. Aşılamayı arttırmak ve aşılama devam ederken de toplumsal tedbirleri bırakmamak gerekiyor. Başka bir çaremiz yok şu an için. Aslında yani tıpkı deprem gibi bir süre daha biz koronayla yaşamaya alışmak durumundayız. Sözlerinizden bu çıkıyor. Kısaca şuna da değinmenizi isterim tabii. BioNTech aşısı getirmeye karar verdiler. Çok kısıtlı bir sayıda, 5800 dozluk bir rakam. Bir bu. Bir ikincisi de, yani İçişleri Bakanı kendi kurallarını, İçişleri Bakanlığı kendi kurallarını İçişleri Bakanı'yla deliyor. Sağlık Bakanlığı kendi kurallarını Sağlık Bakanı'yla deliyor. Yani bu aslında Türkiye'nin geldiği noktayı da her açıdan özetliyor. Biraz bu konulara da değinmenizi isterim aslında. Şöyle söyleyelim, haklısınız. Dediğiniz de o. Şimdi Sağlık Bakanı daha önce yaptığı konuşmada birkaç ay önce güvenmediğim hiçbir aşıyı olmayacağım, yaptırmayacağım demişti ve bunu söylerken de adenovirüs aşıları ve mRNA'lardan bahsetmişti. Şu anda bu aşılar Türkiye'ye geliyor. Zaten böyle inandırıcılığın, bu tip söylemler, hamasi söylemler inandırıcılığı ortadan kaldırıyor. Kaldırdı pandemide. En çok bundan zaten muzdariptik. İkincisi de dediğiniz gibi Sağlık Bakanlığı kendi uygulamalarını deliyor. Bir çifte standart var ve bu artık insanları öfkelendiren bir duruma da gelmiş durumda. Yani güvenebileceğimiz bir pandemi... Yani insanlar 5 kişiyle cenazelerini defnediyorlar. Ama İçişleri Bakanı bir orduyla, yani tabii ki başsağlığı da diliyoruz ama annesini defnediyor. Yani biraz ayıp oluyor artık topluma galiba. On binlerce insan yaşamını kaybetti, bildiğimiz bilmediğimiz ve gerçekten öyle hikayeler duyuyoruz ki vedalaşamadan, cenazesine gidemeden iki kişiyle kaldırılan cenazeler var. Eğer bu bir süreçse hepimiz bu sıkıntıyı aynı şekilde yaşamalıyız. Özellikle de baştakiler, yönetenler, ülkeye örnek olması gereken insanlar gerçekten kurallara uymalılar. Kimse kimseden üstün değil şiarıyla ortaya çıkıyoruz ama görüyoruz ki zaten pandeminin sınıfsal boyutu sadece çalışanlar, emekçiler anlamında değil, yönetim anlamında da ortaya çıkıyor bu bir hiyerarşi. Herkese başsağlığı diliyoruz. Bir de şunu söyleyelim, aslında Amerika'da yapılan bir çalışmada
Geçen 570 bine yükseldi ABD'deki COVID ölümleri. Fazla ölümler bu süre içinde 660 bin. Yani %80'i fazla ölümlerin COVID ölümü. Türkiye'deki pandemi başından beri bugüne fazla ölümler neredeyse 90 bin. Yani bunun %80'i büyük ihtimalle COVID ölümü ama bizdeki ölüm sayıları da 30 bin. Zaten güvenilirlik hiçbir alanda yok. Veri şeffaflığı yok. Üstüne üstlük de bu çifte standart kendini böyle belli edince pandemiden çok aslında bu psikolojik durumla baş etmeye çalışıyoruz toplum olarak. Hocam çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Yine Ben teşekkür ederim. umutlu bir hafta dileyelim. Belki biraz daha iyiye gider her şey. Umuyoruz. Mutlaka gidecek ama onun için de adım atmak gerekiyor. Peki, görüşmek dileğiyle hocam. Çok güzel, iyi akşamlar. Evet, dünyada pandemi genel olarak sınıfsal olarak tartışıldı ama bizde bir de partisel ve dinsel boyutu çıktı. Hatta biraz daha saçaklandı. Kongresel boyutundan da tartışma konuları açabiliyoruz. Ne yazık ki durum ve toplumun ayrışması, topluma saygı duyulmaması bu noktalara kadar geldi. Yani Türkiye'de ne yazık ki AKP'li olanlar ve olmayanlar ayrımını biz bir salgın hastalıkta da yaşıyoruz. Gerçekten ülkemiz adına aslında çok acı verici bir durum. Yine de şunu söyleyelim, gelecek hafta belki daha mutlu, daha umutlu haberlerle karşınızda olabiliriz. Görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.